hemen milyonere gel. 20 lira artı 20 lira. Toplam 40 lira milyon puanı al. Milyoner'in sunduğu spor saatine hoş geldiniz. Önder Özen'le birlikte yine haftanın öne çıkan sayılarına bakacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, Avrupa'da e, Fenerbahçe'nin sayılarına bakacağız. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve süper lig, 6 ligi baz alan bir e, istatistik kalemi. Rakip ceza sahasında toplu buluşma ortalaması en yüksek 4 takım. Bayern Münih, Tottenham Premier Lig'e damga vuruyor Pösekoğlu'nun takımı. Fenerbahçe ve Real Madrid. Şimdi izleyicilerimizden bazıları diyebilir ki e, onlar başka takımlarla oynuyor. Dortmund'la Manchester City'yle senelerle oynuyor diyebilir. Ama herkes kendi liginde kendi kalitesiyle oynadığını da görmemiz lazım. Yani Bayern Münih tabii ki Harry Kane'le oynuyor. Tottenham, Hüngminson'la oynuyor. O da var tabii ki. Ne gösterir hocam bu ortalama bize? ya da göstermez mi? Çok şey gösterir de sırayla başlayayım mı? Bayern Münih gayet normal burada olması. Aslında Bayern Münih'in e, normal standardı bu değil. Ama bu sezon başlangıcı geçtiğimiz sezonlara göre hiç e, bu kadar geriye düştüğü bir sezon olmamıştı. Yani oyun içinde mesela 1-0 geriye düşüyor. Veya 0-0 çok uz uzamaya başladı bu sezon. Dolayısıyla onlar çok baskılı oynamak zorunda kalıyorlar. Onların rakamları biraz ondan çıktı. Burada sürpriz Tottenham'da şey Fenerbahçe. Tottenham bir anda taban tabana zırt bir oyun stiline geçti. Bir numaralı hücum silahını kaybetti. Ona rağmen bunu yapıyor. Fenerbahçe de hücum stilini değiştirdi. Ve uyum sağladı. Dolayısıyla ben Tottenham ve Fenerbahçe'nin rakamlarını... ...değerli buluyorum kendi liginde. Real Madrid bu sezon ligde hiç izlemedim. İzleyicilerim beni bağışlasın. Kabloları söktük. Yani birçok kabloyu doğal olarak. Artık La Liga ve İtalya bende yok. E, izleyeceğiz yine de. Ama e, Fenerbahçe'nin geçen sene bu haftadaki rakamlarına bakacak olursak böyle bir tabloyla karşılaşmayacağımızı şimdiden rakamları görmeden size garanti edebilirim. Oyun stili farkı sebebiyle. E, <laughs> Avrupa'nın 10 Büyük Liginde, ikinci e, sayfaya geçeceğiz. Avrupa'nın 10 Büyük Liginde kalesinde gördüğü gol beklentisi en düşük olan takım olmuş Fenerbahçe aynı zamanda. Evet. 3.7 onu Bayern Münih, Sporting, Rangers ve Manchester City takip ediyor. Bir önceki grafikte bu arada yani Manchester City, Arsenal gibi geçen sezonun favorileri değil Tottenham vardı. Onun da vurgusunu siz yaptınız zaten. Burada da e, yine savunma istatistiği e, yüksek olmasını beklediğimiz Manchester City var, Bayern Münih var. Sporting Rangers ve Fenerbahçe burada hepsinden önde görünüyor kendiliklerine baktığımızda. Burada sadece Fenerbahçe'ye dikkat çekiyor. Sakın işte hamaset yapıyor falan diye düşünülmesin. Rakam okumaya çalışıyorum. Argümanlarım çok basit. Sporting Lisbon bu sene tabloya bakan görüyor. Yani izlediğiniz zaman hemen anlayabiliyorsunuz. Sporting Lisbon'da bir şeyler oluyor. Bu gayet doğal. Rangers kendi liginde zaten bir uçurum var. Yani Celtic ve Rangers dışındaki takımlarla bu iki takım arasında hep uçurum var. O yıllardır böyle. Muhtemelen e, sezon sonu itibariyle de yine uçurum rakamlar çıkacak İskoçya Ligi'nde. City'nin bu rakamları kendi standart rakamları. 5.6 aşağı yukarı. E, yani 10 maça bölerek sö söyleyecek olursak. Yine Fenerbahçe'ninki biraz sürpriz. Çünkü geçtiğimiz sezon Fenerbahçe böyle değildi yine. Hem oyun stili farkı bir. İkincisi diğer dört takımın oyun stratejileri çok karma değildir. Genelde topa sahip olarak, full topa sahip olarak oynayan ekipler bunlar. Yani City altını çiziyor, kalın kalın çiziyor. Yüzde yetmiş beş bende kalacak. Maç başlangıçları yüzde seksen bir, seksen ikilere geliyor. İlk 10 dakikaları, 20 dakikaları itibariyle Arslan'ın maçını dışarıda bırakarak söylüyorum. Arslan'ı paylaşacaksınız Arslan'ın Diğer maçlar öyle değildi. Ee, Rangers ve e, Sporting aynı şekilde. Bayern Münih de aynı şekilde. Ee, Fenerbahçe tek karma oyun oynayan ekip. Ona rağmen 3.7, yani maç başına 8 maç olarak e, düşünecek olursak... Böylemedim, ben arkadaşlarımız olsun. <laughs> Çok, hakikaten harika bir rakam bu. Çok çok iyi bir gösterge. Savunma, savunma istatistiği işte e bakımından. Savunma performansını <laughs> devam ettirelim. Bir sonraki grafimizde Fenerbahçe kalesini gole kapattığı maç sayısı 6, rakibe verdiği isabetli şut fırsatı 13. 8 maçta 13 hocam. Evet. İsabetli şut. Ya bu lig kalitesiyle mi açıklamak lazım? Fenerbahçe bazı şeyleri oturttu mu? Yani hepsi mi? bu çok acayip bir şey gibi geliyor sanki. Öyle. Acayip bir şey. Yani hem bizim ligimizde hem diğer büyük liglerde falan da diğer büyük değil. Yani büyük olan liglerde <laughs> pek karşılaştığımız bir şey değil aslında. Maç başı iki bile değil. Yani sekiz maçın altısı clean sheet harikulade. Hakikaten çok gösterişli bir, ışıltılı bir istatistik kalemi bu. rakiplerine sadece 13 şut fırsatı. Bu şu demek. Yani 8 maç, 13 şut, bir buçuk bile değil. Bir buçuk aşağı yukarı. Maç başına bir buçuk şut atabilirsiniz. Hani ne söylüyorduk? Ee, geçtiğim sezon kaleyi, ka kalenin çökmesine sebep kaleciden çok oyun stiliydi. Aslında. Onu bir gün açacağız. Başka bir zaman. Teknik olarak açacağız. da biraz öyle evet. durum diyor. <laughs> biraz öyle açacağız. Şimdi bu takım bu takımın oynadığı oyun daha komplike. Tabii ki stoperler çok daha sert, çok daha savaşkan. E, takım tempo olarak geçen senenin üzerinde, başlangıç temposu bağlamında. Topa daha fazla sahip olarak oynuyor olma sebebiyle daha rakip yer alanda. Örgüyle gidişi çok daha fazla ama Şimanski ve Fred de büyük fark. Topu geri kazanma süresi düştükçe şut olasılığı, rakibinize vereceğiniz şut olasılığı düşüyor. Geçen seneden en büyük farkı bu. Ve yine karma bir oyunla bunu yapıyor olmayı ben çok daha değerli buluyorum. Belki çok sert eşleşmeler gelmedi. Ama Fenerbahçe Antalya gibi çok zorlu bir maçı oynadı. Rize, işte Rize 5. değil mi? 6. değil mi? Evet. 6. Bununla oynadı. Ve Rize takımı göreceksiniz. Yani aşağı yukarı herkes sıkıntıya sokacak. İyi savunma takımıdır fena da hücum etmez. Antalya takımda da aynı şekilde. Kasımpaşa da çok yüksek skorlu oynayan bir ekip. Ona rağmen e, bu istatistikler bu, bu, seviyede kalmış olması hem takımın genel takım savunması performansını hem savunmacıların kalitesini yükselişini hem de oyun stilinin e, savunmayı biraz daha kolaylaştırdığını gösteriyor. Tabi bir de kalede kaleci var. Ne güzel. Yani iyi bir kaleci var. <laughs> Dikkatli bir kaleci var. Peki hocam hem hücum <laughs> performansını verdi Fenerbahçe'nin. Avrupa devleriyle herkes kendi ligindeki e, istatistiklerine dolu dolu yakarken Fenerbahçe'de o ortalamada bir iş yapmayı başarmış kendi rekabet seviyesinde. Savunma istatistiklerine baktık. Yine Fenerbahçe'de var o sayılar. Hı -hı. E, ve 8'de 8 yapmış oldu Fenerbahçe. Hı -hı. Fenerbahçe ikinci kez bir sezonu 8'de 8 yaparak başlamış. O da... 2009-2010'da Christoph Daum'la yapılan başlangıçtan ki o kadroda şiir gibi top oynayan e, bir takımdı aslında. İsmail Kartal takımı da şimdi bazı tartışmalar var. En iyi Fenerbahçe bu mu değil mi tartışması. Geçen senenin başında da ben benzer tartışmaların olduğunu hatırlıyorum hocam ama bu seneki fark var mı arasında? Ben geçen sene o tartışmaların hiçbirine girmedim. Neden? Yani takım dengesi bağlamında mesafeli kaldım. Yani iyi olduğu konusunda mesafeli kaldım. Yani iyi oyuncular vardı. Bazı mevkilerde gerçekten çok nitelikli oyuncular vardı ama takım dengesi bir de Dinamo Kiev maçında ben yavaş yavaş şeyi anlamaya başlamıştım. Yani strateji, temel şey ne? Oyun mantığı. Çok geçerli bir oyun olduğunu söyledim. ama bir takım dengesi çok yüksek değildi. Bu Fenerbahçe çok dengeli bir kadro oldu. Her anlamda oynayan oynamayan bir denge gerektirir. Savunma hücum bir denge gerektirir. Orta saha oyuncularının iki tarafa da hassas olması, iki tarafa da duyarlı olması dengeyi kuvvetlendirir. Böyle faktörlerle bakacak olursak, Fenerbahçe hücum savunma dengesi, her ikisini de yapmak zorunda olanların hücum savunma dengesi, Çok orta saçıların, artı oynayan oynamayan dengesi bağlamında. E 2009-2010 takımından daha değerli bir takım. E, hoca bu de Denge bağlamında. Hoca basın toplantısında bu dediğinizde İsmail Kartal dedi ki biz hücumdayken nasıl savunmaya döneceğimizi düşünüyoruz. Savunmadayken nasıl hücum yapacağımızı düşünüyoruz. Aslında dönmüyor. Düşünmüyor da. Otomatik dönüyorlar artık. Şundan bakın çok büyük konuştuğunu düşünülmesin. Bu Johan Cruyff'un kitabında okuduğumuz şeyler hocam bir yandan da. Hocanın çalışkanlığını geçen hafta size anlattınız evet. ne kadar okuduğunu, kendini Hı. geliştirmeye çalıştığını. Çok gayretli olduğunu biliyoruz yani. Benden çok daha iyi tanıyanlar var İsmail Hoca'yı. Onlar onun gayretine tanıklık etmiş olanlar mutlaka var. Ben gayretli bir insan olduğunu biliyorum, görüyorum, söylüyorum. Mutlulukta duyuyorum. Gayretli insanları iz, izliyor olmak. Onlara jüri gibi işte haddimize değil puanlamak. Ama biz de fikrimizi söylüyoruz. Öyle değerlendirmeler yapmak hoşumuza gider. Yani şanslı değil. Gerçekten çalışarak elde eden insanları değerlendirmek Beni mutlu eder. Şimdi o hani dönmüyorlar dedim ya dönmeye çalışma. Yani savunmadayken hücuma dönmüyorlar. Yani oradaki geçiş hızı değil konu. Önlemler ala ala gidiliyor. Yani sarıla sarıla gidiyor. Mesela takım şimdi örgüyle gidebildiği için işte top kalabildiği için, İrfan'da kalabildiği için, Ceko'da çok daha fazla kalabildiği için. Şimanski'de her ne kadar çabuk oynamaya gayret etse de o belki top Şimanski'de kalmıyor ama takımda kalıyor. O bölgede yani Şimanski'deyken de kaldı diyorsunuz aslında. Takımda kalıyor çünkü. Onda kalmasa da. Doğal olarak orta saha oyuncuları oraya çok yaklaşabiliyor. Zamanları var. Demleniyor oyun. Atak demleniyor. Stoper stoperleri çıkması, bütünleşmesi, birleşmesi için, asgari müşterekte birleşmesi için, takımın hücumda da kompakt oynayabilmesi için süre var. Bu harika bir süre. Neden Manchester, United, Manchester City rakip yer alana yerleştiğinde, yani git gel git gel başlamıyor da, bayağı bir 4 dakika falan kalabiliyor orada. Neden? 4 dakika boyunca pas yapmıyor ki. En uzun pas sekansı, ortalama söylüyorum, 57-58 saniye en uzunu. 40 saniye yapıyor, kaptırıyor. 25 saniye yapıyor, kaptırıyor. 13 saniye yapıyor, kaptırıyor. Ama orada... ama 3 saniyede, 3,5 saniyede geri alıyor. Hı. Çünkü pozisyon almış olarak yerleştiği için, sardığı için, çok yakın olduğu için hücumda da kompakt oynadığı için oluyor bu. Yani biz bu kompaktı söylediğimizde baya bir şey oldu. Ee, i̇şte rüzgar müzgar diye. Ben oradaki fotoğraftaki soldaki fotoğraftaki adamın yalan sim ya. <laughs> 7,5 buçuk, 6 sene mi çalıştı Yok. İlkinde 3 sene çalıştı. O 3 sene boyunca açım Fenerbahçeli o dönemki futbolculara sorun en çok duyduğunuz kelime nedir diye. Buydu kompakt. Down. Tabii down top rakibe geçtiği anda takımın kompakt olmasını istiyordu. Ama süre ilerledi. Biz Avrupa'da izlediğimiz maçları özellikle o dönemki Barcelona'da şunu görmeye başladık. Ya bunlar hakikaten savunmada kompakt da Hücumda da çok kompakt, çok birlikteler, çok bitişikler. Doğal olarak da en tehlikeli oldukları an rakip yarı alanda topu kaptırdıkları ilk an. O an tehlike başlıyordu Barcelona'da. Top kendilerinden, kendilerindeyken değil. Rakibe geçtiği ilk anda çok yakın olmaları sebebiyle, yani hücumda kompakt olmaları sebebiyle çabuk yer alıp savunmaya dönmüyorlardı. Çabuk yarı alıp dezorganize yakıyorlardı. Çabuk geri alıp bir daha atak ve gol şansı yakalama olasılığı beliriyordu. Şimdi Fenerbahçe'nin o hücumdaki kompakt oyunu çok sayıda kısa geçiş golü getirecek uzun vadede. Bunları sayacağız. Lig bittiğinde golleri sınıflayacağız. Kaçı uzun geçiş, kası, kaçı kısa geçiş, kaçı e, sekans golü. Yani e, bir süreç, yani 17-18 pas. 8 pas, 10 pas diziyle atılmış golleri sayacağız. Pas dizileriyle atılmış golleri sayacağız. Bu hücumdaki kompakt doluş sizin biraz önce verdiğiniz savunma istatistiklerini çok destekleyen bir birinci unsur. İkincisi de atakta devamlılık unsuru. Ağzınıza sağlık hocam. Sizin de. Sağlık. İzleyicilerimizin de yorumlarını merak ediyorum. <laughs> Siz Fenerbahçe'nin performansını nasıl buluyorsunuz? İlk başlangıcını... Dağım'ın Fenerbahçisi mi? İsmail Kartal'ın Fenerbahçisi mi? En iyi Fenerbahçe bu mu? E, yorumlarınızı yazarsanız e, çok seviniriz. Galatasaray'a geçiyoruz şimdi. Hemen milyonere gel. 20 lira artı 20 lira. Toplam 40 lira milyon puanı al. Milyoner.